komünizm Avrupa'yı hiç terk etmedi ki. Çoğu kişi dünyanın en modern, en hümanist, en paylaşımcı toplumu olması beklenen AB'nin bazı ülkelerinde gittikçe yaygınlaşan egoist, ben merkezci ve çıkarcı yapıyı anlamakta güçlük çekiyor. Gerek mülteciler, gerekse de insani yardım gibi konularda yaşananları hayretle izliyor. Aslında bu durumun çok net bir açıklaması var. Komünizm çoğu kimse için Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle özdeşleşmiş bir kavramdır. Daha sonra Çin, Vietnam, Kamboçya gibi Asya rejimleri akla gelir. Küba başta olmak üzere Venezuela, Bolivya gibi Latin Amerika ülkeleriyle bu özdeşleşme devam eder. Avrupa kıtasıyla komünizm ise çoğu insanın kafasında kolay kolay bağdaşmaz. Oysa komünizm %100 olarak Batı Avrupa, yani kıta Avrupası temelli bir ideolojidir. Komünizmin sosyoekonomik temeli olarak kabul edilen Marksizm, iki Alman felsefecinin toplumların tarihi ve sosyal değişimlerini yorumlamasıdır. Karl Marx ve Friedrich Engels ilk defa 19. yüzyılın ikinci yarısında dünya tarihini sosyal sınıf kavgalarıyla açıklamaya başladılar. Komünist manifestonun hazırlandığı ve yayınlandığı yer Büyük Britanya'ydı. Her iki felsefeci, Fransız devriminin radikal liderlerinden Maximilien Robespierre'den, İngiliz ekonomist David Ricardo'dan, yine Alman felsefeci Hegel'den derin etkilenmişlerdi. Lenin ve Stalin'in köylü devrimleri, Mao'nun kültür devrimi, Pol Pot'un Kamboçya ihtilali, Küba gerilla hareketleri hep bu Avrupa merkezli sınıf kavgası teorileri üzerine bina edildi. Komünizmin uygulamaları dünyanın dört bir yanına yayılsa da, İdeolojik temeli Avrupa'da atıldı, yeşertildi ve gerektiğinde zamana göre revize edildi. Düşünüp sorgulamayan kitleleri peşinden sürükleyen manifestolar hep Avrupa'da yazıldı. Komünizmin ilk takipçilerinden olan Rosa Luxemburg, Otto Bauer, Rudolf Hilferding, Karl Kautsky de Avrupa menşeli ideologlardı. AB'nin ilk tohumları da yine sol kaynaklı Avrupa Birleşik Devletleri fikriyle atıldı. Otto Bauer, Avrupa kapitalizminin kaçınılmaz olarak sosyalist bir Avrupa Birleşik Devletleri ile sonuçlanacağına inanıyordu. Yine komünizmin öncülerinden Leon Trotsky, Avrupa devletlerinin birleşmesinin komünist bir Avrupa'nın ilk aşaması olacağını birçok yerde dillendirmişti. 1968 Paris ayaklanması da aslında Avrupa kıtasındaki tam teşekküllü bir komünist devrim denemesiydi. De Gaulle Almanya'da Fransız ordusuyla anlaşma sağlamasaydı, bugün büyük ihtimalle Fransız komünist devletiyle karşı karşıya olunurdu. Nitekim bu ayaklanmanın komünist kadroları 10 yıllarca Avrupa siyasetini yönlendirdiler. Daniel Cohn-Bendit ya da Fransa'daki Troçkici hareketin lideri Alain Krivin gibi bu kalkışmanın önde gelen liderleri halen Avrupa Birliği'nin etkili siyasi figürleri olarak politika yapmaya devam etmektedirler. Avrupa siyaseti Marksist ideolojinin etkisinde kalan birçok siyasetçi gördü. Örneğin Avrupa Birliği'ni kuran Maastricht Anlaşması'nın iki mimarından biri olan François Mitterrand'ın yanı sıra İtalya'da 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Giorgio Napolitano da Marksist geçmişe sahipti. AB'nin kurucu babaları arasında kabul edilen Sicco Mensholt, Paul-Henri Spaak ve Altiero Spinelli Marksist ideolojinin takipçisi olan teknokratlardı. Spinelli'nin Ernesto Rossi ile hapisteyken yazdığı Ventotene Manifesto, AB'nin kuruluş belgesi olarak kabul edilir. Bugün de Avrupa'nın federalist yapısını korumak amacı güden Spinelli Grup Hareketi, Cohn-Bendit ve Joschka Fischer gibi komünistler tarafından yönetilmektedir. İşte bunlar birçok kişi tarafından bilinmeyen gerçeklerdir. İlginç olansa, bugün birçok çevrede AB'nin siyasi yapılanmasının ve yönetim kurallarının gün geçtikçe Sovyetler Birliği'ne benzediğinin seslendiriliyor olmasıdır. Başını Sovyetler Birliği toplama kampları ve akıl hastanelerinde 12 yıldan fazla kalmış olan Vladimir Bukovski'nin çektiği bir grup,
AB'yi komünizme yaklaşmakla eleştiriyor. Öyle ki Bukowski, Avrupa Birliği ve Sovyetler Birliği arasındaki tek farkın isimlerinde olduğunu iddia ediyor. AB'nin aynı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi sosyalist yönetimler altında birleşmiş ve bir grup seçkin bürokratik elit tarafından yönetilen federal bir yapı olduğunu anlatıyor. İngiliz Bağımsızlık Partisi yöneticilerinden Peter Reeve de İngiltere'nin AB'den çıkmasını savunurken, henüz çıkabilirken çıkalım. Çünkü samimi olarak AB'nin totaliter bir rejim haline geldiğine ve Marksist bir devrimin yaşanmakta olduğuna inanıyorum demiştir. AB'nin Bakanlar Kurulu gibi hareket eden ve yürütmenin başı konumundaki Avrupa Komisyonu'nun teknokrat yapısı bu elitist yöneticilere örnek olarak gösterilmektedir. Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin aksine seçilmiş değil, atanmışlardan oluşan bir kurum gibi hareket etmektedir. Komisyonda en uzun dönem başkanlık yapmış kişi olan José Manuel Barroso eski bir Mao'cu komünisttir. Yine eski başkanlardan Jacques Delors, Romano Prodi, Manuel Marin hep sol eğilimli politikacılardır. Açıkça görüldüğü gibi aslında Marksizm Avrupa'yı hiçbir dönem terk etmemiştir. Sadece zaman içinde dünyadaki uygulamalardan etkilenerek ideologları tarafından yenilenmiş ve şekil değiştirmiştir. Ama kendilerince dünyayı bir çatışma ortamı olarak gören ve ilerleme için bu çatışmalara bel bağlayan ideolojiler Avrupa toplumlarını çoğu dönem yönetimi altına almıştır. Durum öyle bir hal almıştır ki birçok Avrupalı dahi kendi ülkelerinde farklı kültürlere düşmanca yaklaşılmasına mana verememektedir. Halbuki Batı'da yaşananlar komünizmin temelindeki çatışma kültürünün doğal bir sonucudur. Önemli belirtmek gerekir ki insanlar her türlü fikre, inanca ya da inançsızlığa sahip olabilirler. Bu konuda herkes özgürdür. Ancak bu özgürlük hiç kimseye dünyayı sınıf çatışmalarıyla yönetmeye kalkma, bu nedenle savaşlara, çatışmalara neden olma hakkını vermez. Sokak çatışmaları artık sona ermeli. Kan döken devrim hayalleri 20. yüzyılda kalmalıdır. Dünya güçlünün hayatta kaldığı değil, güçlüyle zayıfın birlikte yaşadığı bir yer olmalıdır. Aksi halde dünya savaşlarının, Afrika'da açların, denizde boğulan mültecilerin sayısı artmaya devam edecektir. Avrupa'nın geleceğini araması gereken yer sokaklar ya da çatışma değildir. Marksist ideolojiler yaşlı kıtaya yeteri kadar çatışma getirmiştir. Avrupa toplumu dünyaya örnek olmalıdır. Kendilerine yakışan, komünizmin çatışmacı, egoist kültüründen uzaklaşmaktır. Dünya böyle bir Avrupa'nın özlemini duymaktadır.